Ebu Musa el Eş'arî radıyallahu anh şöyle dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir peştemel çıkardı. Takım, takım elbise yani. Rida ve izar. Üste alınan yani ihram, iki parça ihram gibi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ikisi arasında vefat etti dedi. Yani kalın dediği böyle lüks olmayan, kaba e, insana böyle belki rahatsız edin. bir şey ipek gibi ne bileyim pamuk gibi çok yumuşak rahat bir elbise değildi diyor yani. Efendimizin kıyafetinin sadeliğini anlatmak için bunu söylüyor. Açıklamalar İmam Nevevi Hazretlerinin Ebu Musa el-Eş'ari'den naklettiği bu hadis Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yerleri yukarıda belirtilen bölümlerde Ebu Musa el-Eş'ari'nin oğlu Ebu Bürde'den rivayet edilmiştir babasından, Ebu Burda de babasından çok rivayet ediyor. Babasının ilmini almış. Biz hadisin Ebu Musa Tarık ile gelen bir rivayetini görebilmiş değiliz. Buhari ve Müslim dışındaki diğer müelliflerin kitaplarında da aynı şekilde Ebu Bürdü'den nakledilmiş bulunmaktadır. Bu bir yazım hatası da olabilir. Hazreti Ayşe'nin bazı rivayetlerde ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere İyice keçeleşmiş bir omuz örtüsüyle peştemale çıkarıp göstermesi, Peygamber Efendimizin bu fani alemden ayrıldığı ana kadar dünyalık eşyalara hayatının hiçbir dönemde değer vermediğini anlatmak içindir. Ayrıca Peygamberimizin yolunu ve izini takip etme, ona uyma arzusu içinde olanlara yön göstermesi açısından da önem ifade etmektedir. Gerçekten İslam ümmetinin pek çok seçkinleri ve örnek şahsiyetleri her konuda olduğu gibi bu alanda da peygamberimizi takip ve taklit etmişlerdir. Bunu yaparken takip ve taklit edilecek yegane kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olması gerektiği şuuru içinde hareket etmişler ve bu davranışları sebebiyle Allah katında sevaba nail olacakları ümidi içinde yaşamışlardır. Bugün takip edilecek insanlar çoğaldı. İşte yıldız diyor insanlar, yıldızları takip ediyoruz. Futbolcular, sanatçılar falan diye böyle e, ahlakın, ahlaksızlığın dibine vurmuş. Ne yaptığını bilmeyen, kendini bilmeyen insanları böyle yıldız diye, fenomen diye e, insanlar maalesef taklit ediyor. Kıyafetinde, yediği içtiğinde, hayat tarzında onlara özeniyor. E, bunlara söylememiz lazım, bunları anlatmamız lazım. Bizim ee, Müslümanlar olarak hatta bütün insanlar, Cenab-ı Hak peygamberimizi bütün insanlara gönderdiğine göre bütün insanların takip edeceği, taklit edeceği bir tek insan vardır. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Eğer insanlar kendilerini bekleyen, o e, derin 70 yıl boyunca yol alan cehennem çukurundan kurtulup genişliği, kapısının genişliği, 40 yıllık mesafe olan o büyük, güzel cennetlere girmek istiyorsa insanlar, böyle bir ebedi saadete ermek istiyorsa, tek bir örnek var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yok, biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz e, başımıza ne gelirse gelsin, önemli değil e, diye e, geleceğini düşünmüyorsa, gerçek hayatına, asıl hayatını düşünmüyorsa o zaman tabii ki istediği fenomeni, istediği sanatçı dediği sanatsızları e, örnek alabilir, onların peşinden gidebilir. Ama bizim gayretimiz Müslüman olarak, Müslümanlar olarak bizim gayretimiz insanlara bu gerçeği güzel bir şekilde anlatmak, devamlı anlatmak, bundan asla vazgeçmemek olmalıdır. İşte bu sebeplerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının en küçük ayrıntısı bile sahabiler tarafından bize rivayet edilmiş ve İslami ilimlerin her dalındaki eserlerde bu rivayetler yer almıştır. Hadisten öğrendiklerimiz bir peygamber efendimiz yiyeceklerinde olduğu gibi giyeceklerinde de israftan uzak durmuş ve azla yetinmiştir. İki, müminlerin anneleri olan peygamber hanımları başta olmak üzere pek çok sahabi efendimizin hayatını küçük ayrıntılarına kadar kendilerinden sonra gelen nesillere en doğru şekilde nakletmişlerdir. Efendim annelerimizin, sahabi efendilerimizin en büyük vazifesi buydu. Efendimizin, peygamberimizin her sözünü, her fiilini bütün detay ve tafsiliyatıyla sonraki nesillere anlatmak bizlere kadar anlatmak Allah onlardan hepsinden razı olsun. Üç peygamberimizin hayatının her safhasında ona uymak ve izini takip etmek isteyenler için güzel örnekler vardır.